kameraydım. Bugün rüzgarlı bir gün. O yüzden şu köşeye dönene kadar fırsatım var sadece. Oturma izni kartımızın süresi doldu. Geçtiğimiz iki gün içerisinde, benim hani video çekmediğim iki gün içerisinde oldukça lokal takılma günlerimiz başlamış oldu. Onun dışında da dün Anise'nin doktor randevusu vardı. Yaklaşık 2,5 saat falan tek başıma çalıştım. Keşke video çekseydim deyip duruyorum ama çok fazla iş vardı. Bir taraftan koşturuyor. Yani sakince koşturuyordum. Ama yani genel olarak güzeldi. Tadını çıkardım tek başına çalışmanın. Video çektim. 2 gündür uyuyordum da. Teknik olarak iyiyim. Daha iyiyim. Bugün 4. günü falan galiba. Son 2 gün açıkçası oldukça ağır geçti. Yapılacak yine de iş var. Dün de biraz geç çıkmış olduk. Böyle şeyler ekleniyor. Haftanın sonuna doğru geldik. Neyse ki çok acayip siparişler gelmedi. Hafta içinde de acayip siparişler yoktu. Bugün ve yarın pasta siparişleri var. Bu da çok ekstrem şeyler değil gibi görünüyor. Birkaç tane şantiliyle boğuşacağız her zaman olduğu gibi. Bu hafta bittiğinde çok memnun olacağım ben de. En azından cumartesi pazar böyle uyuklamıyor olsam iyi olur. Belki bugün artık son gün olur. Yarından itibaren böyle gözlerim şişip dolaşıyor olmazsam birazcık daha fark ediyor. Öğleden sonra çünkü gözlerimi kapalı tutma isteği var içimde. Sağ sola yatıp uyuyorum sürekli. Dün de öğleden sonra eve geldim. Yattım. Dışarı çıkıyorduk birileriyle buluşmak için. Buradaki Türk grupla bayram kutlaması yaptık. Ondan sonra eve geldik. Zaten dışarıda yemeğimizi de yedik geldik. Ve yine yattım. Gözlerimi o kadar açık tutamadım ki. Çok rahatsız ediciydi. Kafamı tutamadım. Şimdi yattım direkt. Quando la disperazione e lo sconforto